Genç subaylar rahatsız. Genç subaylar rahatsız. Hangi kameradayım? Genç aç bak konuşamadım. Ama evet neredeyse genç, aç subay artık değil mi yani? Aç subay haline geldiler o da ayrı. Evet. Az subaylara buradan sevgilerimi yolluyorum. Hakikaten benim için çok ama çok özelsiniz. Demezsem olmazdı. Yani galiba onlar için de sen özelsin. Çünkü artık iş şu noktaya geldi. Hepimiz balçı şeyiz noktasına geldi. Hakikaten hani silahlı kuvvetler içerisinde bir sıkıntı olabilir. Böyle bir durumda bilemiyorum ama. Hashtag mi başlatmış? Evet yani geldiğin an itibariyle, duyurduğumuz an itibariyle genç astsubayların hemen hemen hepsi buraya birikti. Ne yaptın? Yani ne tür bir ilişki var? Yani seviyorum onları. Bir darbe planı falan. Ben şey, üstelik tam tersi olabilir belki yani. Ben darbe ederim yani. Ya. Öyleymiş. Astsubayların durumları çok fena. Sen de biliyorsun. Şimdi bu geceyi şeye çevirmek istemiyorum. Ama hakikaten koşulların düzelmesi lazım. Çok ciddi şekilde ikinci sınıf muamele görüyorlar. Ve aslında işte kaza geçirdiklerinde ya da vefat ettiklerinde dahi ikinci sınıf muamele görüyorlar. Çok acı bu memleketin gerçeklerinden bir tanesi. Ne korkunç yani hani her türlü hani hakikaten o çok fena. İsimde de bile bir tuhaflık var değil mi? Yani, evet yani eşleriyle, aileleriyle, sosyal ortamlarda bile ikinci sınıf muamele görüyorlar. Ve olacak iş değil bu. Ve eş subay olsun abi eş. Eş subay galiba onlar öyle bir şey durumda istiyorlar. Yani. İstiyorlar yasaların değişmesi lazım. Sadece genelkurmayı bağlayan bir iş değil aslında hükümetin de el atması gereken bir nokta. Ben peki, de bunu zaman zaman dile getiren yazarlardan biriyim. Anladım onların yengesi olma durumu bundan yazarlardan biriydim.